Evet, Antep Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden bir tanesi. İhracat rekorları kıran patronların bir kısmı da buradan aslında o rekorları kırabilme tırnak içinde başarısını gösterdi ve bu başarılarını aslında Antep halkının, Antep emekçilerinin sömürüsüne borçlular. 2 milyonluk nüfusun dörtte biri işçi. Buradaki işte organize sanayi bölgelerinde, sanayi havzalarında, atölyelerinde, merdiven altı atölyelerinde emekleri sömürülen geniş kesimler. Yani dönüp baktığımızda Antep özelinde yani 130 bin işçi var dokumada, tekstilde. Yani iplik ve halı fabrikaları burada çok önemli bir yer tutuyor ve örneğin makine halısı üretimi Antep'te dünyanın %47'sini karşılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani sadece Türkiye için değil, aslında dünya çapında da gerçekten sanayinin kalbinin attığı kentlerden bir tanesi. Önemli bir emek kenti burası ve halı sektörünün de merkezlerinden biri. Mesela böyle söyleyince insanın aklına hemen şu geliyor. Yani geçtiğimiz günlerde işte Erdoğan'ın yine din istismarı üzerinden ortaya çıkarttığı seccade tartışmasına dönüp baktığımızda Antep özelinde belki söyleyebileceğimiz temel şeylerden biri şu. Yani Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın o din istismarını gerçekleştirmek için kürsülerden salladığı o seccadeyi Antepli emekçiler üretiyor. Yani din istismarını gerçekleştirirken kullandığı o seccadeyi üretenlerin dertleri, sorunları, onların emeklerinin sömürüsü, günde 10-12 saat çalışıp evlerine bir ekmek götürmekte, kiralarını ödemekte zorlanıyor olduğu gerçeğinin üstüne bir seccade atmaya çalışıyorlar, bir halı atmaya çalışıyorlar gerçekten de. Burası aynı zamanda yani işte Türkiye'nin örneğin makarna üretiminin de merkezlerinden bir tanesi. Biz bütün seçim süreçlerinde çok uzun yıllardır ne duyuyoruz? İşte geniş halk kesimlerini, yoksul, yani yoksullaştırılmış geniş halk kesimlerini kazanmanın, onları kendi cephelerine çekmenin sembol şeylerinden bir tanesi oldu makarna, değil mi? Yani Antep'e dönüp baktığımızda Türkiye'nin makarna üretiminin merkezlerinden biri olan Antep'te işte o makarnaları üretenler, o makarnalara muhtaç hale getirilenler aynı zamanda. Cumhur İttifakı'nın listelerinde bu ülkenin en temel sorunu adaletsizlikken sabık Adalet Bakanı'nın işte Cumhur İttifakı'nın listesinde birinci sırada olduğunu görüyoruz. Aynı listede biz aynı zamanda bu şehrin emekçilerini sömürenlerin, iliğine kemiğine kadar sömürenlerin el verdiği, işte adaylık satın aldıkları, sıralama satın aldıkları adayları görüyoruz. Biz bu listede aynı zamanda kadın düşmanlığında hiçbir beis görmeyen, yani bunu açık açık ortaya koymaktan hiçbir çekince duymayan, kadınlarla erkeklerin asla eşit olamayacağını söyleyen, kadınlarla erkeklerin aynı fotoğraf karesine bile girmesine tahammül edemeyenlerin ve aynı zamanda Kürt halkının hafızalarında domuz bağlarıyla, faili meçhullerle anılan Hüdaparlıların genel sekreterinin üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu bir yanımız. Diğer yanımız ise bu ülkede ırkçılığı, bu ülkede milliyetçiliği, bu ülkede halkları birbirine düşman etmenin marka ismi olan Ümit Özdağ da mesela Antep adayı. Ve daha seçim çalışmasına başladığı ilk gün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim partisi olan Yeşil Sol Parti'yi hedefine koyarak başladı Ümit Özdağ. Ve biz Ümit Özdağ'ın partisinin, üyelerinin, yöneticilerinin bir taraftan bu kentte göçmenlere karşı bir düşmanlık inşa etmeye çalışırken, sokaklarda mülteci düşmanlarını kışkırtmak için imza kampanyaları düzenlerken, aynı zamanda sahip oldukları atölyelerde, fabrikalarda Suriyeli emekçileri, Kürt emekçilerin, Türk emekçilerinin karşısına daha ucuz iş gücü olarak çıkarttıklarını, onların emeklerini sömürdüklerini, onları günde 12-14 saat çalıştırıp 3 kuruş para verdiklerini de biliyoruz. Millet İttifakı'nda da elbette yani daha seçim beyannamelerinden itibaren gördüğümüz en temel şeylerden bir tanesi bu ülkenin kadınlarının en önemli
ortak mücadele sözlerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi yönündeki talebine bile kulak tıkamış bir ittifak programından bahsediyoruz ve yine burada Antep özelinde aslında biz listelere baktığımızda bir patron ittifakı görüyoruz orada da. Orada işte o ihracat rekorları kırarken Antep emekçilerinin emekleri üzerine Forbes'un dünyanın en zengin 10 kişisi listelerine girerken ya da çeşitli biçimlerde buralarda bir şeyin yani böyle karanlık ilişkilerin adıyla sanıyla bilinen karanlık ilişkilerin bir parçası olduğu bilinen isimlerin listelerini görüyoruz maalesef. Örneğin bakın kadın adayları ne kadar az her ittifakın, her karşımızdaki ittifakın.